aslında eski işi, eski mavi. Arabalar hızlandıkça kalp sızısı azaldı mı ne, 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 ye. O gün güne çok farklı uyanmıştı. Biz sevdiğimiz insanların kalplerini çalmaya çalışırken bir hırsız gelip bizim mahallenin kapısını çalmıştı. Mahallemiz o gün ilk defa bir suçla tanışıyordu. Ya büyük geçmiş olsun Lütfü abi ya. Abi soruma sayıp ne kadar para götürmüşler? Kasada ne var ne yok almışlar. Ah be abi. Abi sen genelde kasada para bırakmazdın Lütfü abim. Niye böyle oldu? Ya ne yapayım Halil, işte dalgınlığıma gelmiş. Unuttum işte. Kasayı bırak. Sucuk, sosis ne varsa hepsini alıp gitmişler ya. Lütfü abi, bu hırsızlar bu kadar parayı ne yapıyorlar abi ya? Şimdi bak, gecede 2-3 soygun yapsan tamam mı? Ondan sonra haftada da 1-2 gün dinlensen, tatil yapsan filan. Ayda nereden baksan su içinde 50-60 soygun eder. Sen nereye harcıyorsun bu kadar parayı be vicdansız? Sucuğu, sosisi neyi de alıyorsun, yemeğe de bedavaya getiriyorsun. Değil mi? Ne yapacaksın vicdansız, ne yapacaksın insafsız bu kadar parayı? Ya emin, saçma sapan konuşma ya. Zaten anam ağlamış. Ben nereden bileyim ya nereye gidiyorlar, nereye harcıyorlar? Allah Allah, tövbe tövbe. Aa, bak Lütfü abi, gazetelerde bile haber olmuş. İstanbul'da her 12 dakikada bir soygun var.
Ya memur bey bir şey soracağım. Bu kesin bilgi midir? Yani her 12 dakikada bir mi oluyor soygun? Evet, maalesef öyle. Şu aralar hırsızlık vakaları çok arttı. Arkadaşlar, kapılarınızı mutlaka kilitli tutun. Kasalarınızda para bırakmayın. Hırsızlar genellikle önceden ortamı gözetliyor. Mahallemizde yabancı bir ortamı sürekli gözetliyorsa mutlaka bize haber verin. Bu hırsız milletine hiç güven olmaz bak. Şimdi sen küçük esnaftan ne istiyorsun? Almışsın sucuğunu, sosisini, öteberisini. Şimdi bu sosisler hırsızlığa gitti ya. Soyulmuş sosis mi oluyor onlar Lütfü abi? Ya Emin. Şimdi alırım ayağımın altına. Tövbe tövbe. Süheyla'cığım. Ne olmuş Allah'ın aşkına merak ediyorum. Lütfü abinin dükkanına hırsız girmiş. Vah vah vah. Hayır hay ay ay. Allah'tan bu yeni yapılarda hep çelik kapı var da. Komşularında normal kapı var diye sevinecek neredeyse. Hava atmak için her fırsatı değerlendiriyor. Süheyla'cığım hiç merak etmeyin. Bizim kapıcı gelecek, ben Norişkom'a talimat vereceğim. Bütün mahalleyi kolaçan edecek, hiç merak etmeyin. Her şey bende. Sağ ol. Lütfü çok geçmiş olsun ya. Cana gelecek zarar mala gelsin kardeşim ya. Sağ ol Bekir, sağ ol. Vallahi çok üzüldüm. Şurayı imzalayın lütfen. Memur bey, şimdi siz bu hırsızı ne zaman tam olarak yakalarsınız ki? Çünkü biz mahalleli olarak tiken üstündeyiz de ya. Arkadaşlar, biz bu vakayla ilgili elimizden gelen yapıyoruz. Siz rahat olun, işlerinize dönün. Hani şimdi yüce emniyetimiz bize burada bir çevik kuvvet falan ne bileyim birilerini göndertse de hani bir mahalleye girişi çıkışı bir şeyleri biz de bir kontrol etsek ya. Benim arkadaş da var Ökkeş abi, bizim ekipler amiri. Emin istiyorsan giriş çıkışlarda vize uygulayalım. Harika fikir bence. Can ve mal güvenliğimiz tehlikede. Tövbe estağfurullah, tövbe. Ya arkadaşlar bir sakin olun, gözünü seveyim. İşte bakın memur beyler geldiler, görevlerini yaptılar. Tutanak tutuldu. Yani hırsız da yakalandığı zaman en kısa sürede bize haber verecekler. Bir sağduyulu davranmamız lazım bizim de. Bir sakin olun lütfen. Cümleden geçmiş olsun. Çok sağ olun memur bey. Çok teşekkür ederim. Bu kadar mı? Sağ olun. Ya Lütfü abi, şimdi şey gibi olacak ama Allah'tan kaymaklı püsküvitlerine dokunmamış ha. Ben mahvolurdum onlar biteydi. Yeter lan, yeter lan. Sabahtan beri dayanamam. Sen gel lan. Dur, dur, dur. Dur, dur, dur. Kardeş, bırak abi, ne bırak ya. Ya bırak. Tamam, tamam. Bana örülüyorsun lan. Allah'ım. Allah'ım. Nuri'cim bu peyniri çok seveceksin. Gerçekten mi? Hı hı. Al oğlum şunu. Nuri. Hı. Bu yeni kapıcı ne zaman gelecek? Bak bu hırsızlar da dandı bütün mahalleye. En azından ne bileyim bir nöbet tutar falan. Ben çok korkuyorum Nuri. Tamam hayatım tamam. Geçenlerde bulduk birini ama pek gözüm tutmadı biliyorsun. Sen merak etme, ben halledeceğim o işi. Korkuyorum çok. Tamam, tamam hayatım. Emre, hı. Abin nerede oğlum? Bilmiyorum ki baba, erkenden çıktı gitti. Ya bu çocuk sabahın köründe nereye gidiyor hiçbir şey yemeden? Hiç bilmiyorum vallahi Nuri. Her sabah erkenden çıkıyor, bir yere gidiyor. Hiç anlamadım ben. Baba, abim hırsız kaçırmış olmasın? Abimi kaçırması için önce kamyon çalması lazım. Vallahi geliyor o beş kardeşe. Böyle konuşmuyoruz abimizle. Allah Allah, sen biraz yesene. Sen niye yemek yemiyorsun? Aralarda abuduk kubuduk durmadan abur cubur yiyorsun. Ye biraz. Nuri, buna artık para mara yok. Ya anne. Yok annem anne, ye. Oğlum doğru söylüyor annen. Ye bir şeyler sen de. Allah Allah. Ye. Ya Mustafa'ya karşı daireyi verdik. Dayasın döşesin diye. Daha hala bitirememiş adam. Hayır, ben mesela böyle bazen kulak kabartıyorum. Yok, ben o kapının bir kere bile açıldığını duymadım. Yani ki kendi ellerimle o fayansları güzel seçtim. Hiç, hiç ses yok. Gelen giden yok ya, anlamadım ben. Nasıl ses yok ya? Ben birazdan ararım ustaları. Sen merak etme.
musun Mustafa? Mahalleye hırsız girmiş. Ay iyi ki evi annenlerin karşısında değil de şaşkında tuttuk. Ay korkudan ödüm patlardı vallahi. Ya öyle diyorsun da canısı şaşkındaki evde de bir hırsız olacak ama galiba. Ne hırsızı? Gönül hırsızı. Ay alemsin Mustafa. Ay canısı. Bir şey diyeceğim. İçine sindi mi ev? Ev içine sindi mi? Beğendin değil mi? Bak içini falan yaptırana kadar canım çıktı ama aşk yuvamız çok güzel olmadı mı ya? Ha? Ay oldu da sanki mutfak dolaplarıyla fayansların rengi uymadı mı? Nasıl ya? E canısı sen fayansından dolabına her şeyini sen seçtin. Boyasını falan. Senin zevkin orası. Nasıl şimdi oldu ya? Ay seçtim de sonradan böyle bir uyumsuz geldi gözüme. Yok. Alışır. Gözün alışır. Bir içine oturalım. Şöyle bir yaşayalım. Güzel güzel akşam izleyelim televizyonumuzu. Alışır. Gözün hepsini alışır. Seversin. Aşk yuvamız orası ay, bizim gerçekten ya. Gerçekten mi? Harold yani ya. Ay Mustafa annenler falan beğenmemezlik yapmaz değil mi? Kim? Ya senin zevkine kim ne karışıyor canım? Ya orası bir kere senin evin yani. Anlatabiliyor muyum? Hem burada babamın bize verdiği dairedeki klimayı söktürüp aşk yuvamıza taktırdım. Babam dedi ki, benim dedi, gelinim dedi, nerede oturacaksa dedi, konfor dedi, onun ayağına gidecek dedi. Sök oradan klimayı götür oraya taktır dedi. O şekilde oldu. Ay bu klima işi önce bir soğuk rüzgarlar estirdi ama şimdi ısındım Mustafa. Senin esprilerine, şakalarına kurban boncuk. Kaç gündür böyle. Orada çay vereyim. Ama böyle ekmek yedikini görmedim. Sabahtan akşama kadar oturayım. Hazır böyle çıkartı işte hım 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 ekmek yemeli bazı bazı. Yahu Zeki, kimin neşi bu adam? Polis ne dediydi hatırla. Tanımadığın, şüpheleyendiğin biri varsa haber ver diyor. Hırsız olmasın bu. Yok yok. Gözlemcilik yapay olmasın. Yok yok. Yok yok. Lan garibanın tekidir ne bu gözlemcilik hırsız? Zeki, o oğlan, orası hiç belli olmaz. Dur bakayım, ben anlarım şimdi, çözerim onun kim olduğunu. Selamun aleyküm hemşerim. Aleyküm selam. Hayırdır, bir tanıdığın falan mı var bu mahallede? Yok, yoktur. Dedim sana gözlemci bu. Ya niye arıyorsun buralarda? Evimi, yurdumu, barkımı böyle bırakıp gelmişim. Göçmüşüm buralara işte. Göç mü ettin? Bir İstanbullu olarak sana söylüyorum, buraların artık suyu çıktı. Sen? İstanbullu olarak? Tabii. Bir gün böyle oturuyoruz, aynı böyle sizle oturduğum gibi. Anamı aldım karşıma, dedim ki ana ben kalkıp İstanbul'a gideceğim çalışmak için. Aynen böyle dedim. Peki anam ne dese beğenirsiniz? Vallahi iyi madem peki git dedi. Peki ben ne dedim biliyor musun? Ver elini öpeyim anacığım dedim. Güzel hikaye. Evet. Değişiyor. Anne, sorsana babama her gece her gece nereye gidiyormuş böyle? Ay bir de gidiyor geç geliyor. Ay yok kızım soramam. Bu zamana kadar babana ben hiç karışmadım. Bundan sonra da karışamam. Ay, ay böyle merak et dur. Ne konuşuyorsunuz öyle fısır fısır? Hiç. Günaydın. Günaydın canım. Hadi afiyet olsun. Hepimize. Şuraya bak. Şaka gibi ya. Sanki dalga geçiyorlar. Belki yarın açıklarmış. Kim? Ne demiş? Maliye Bakanı. Adnan Kahveci. Daha memur maaş zamlarını açıklamadılar. Belki yarın açıklarlarmış. Belki. Bekle oğlum, bekle. Bir memur bağışını bekle dur sen. Ya abinle birlik olsanız, yardımlaşsanız, ikiniz bir şavur para kazansanız fena mı olur yani ha? Benim maaşım bize yetiyor baba. Kimseye muhtaç değiliz çok şükür. Hadi size afiyet olsun, ben gidiyorum. Bekir nereye? Mahalle maçımız var da, kaleci olacağım. Eldivenlerim bu. Nereye gideceğim Sevinç? İşe gidiyorum. Akşama erken gelir misin? Güzel bir film var da televizyonda. Ailecek izleriz dedim. Yani geç kalmam da film falan izleyemem. İşim var. Çıkacağım tekrar. Hadi hoşça kal. Bak görüyor musun? Kesin bilmediğim bir şey var. Hiç böyle yapmazdı.
Hadi canısı mutlaka eve gidince bana bir çağrı yolla ama aklım kalır, merak ederim. Ay tamam, yollarım Mustafa. Bir dakika. Ne oldu? Canısı sen buradan böyle normal kalkıyorsun, öyle yüzük fırlatma herhangi bir şey yok ya, bir garibime gitti. Yapma! Yapma, şakası bile kötü yapma. Boncuğum benim. Akşama görüşürüz, gidiyorum ben. Tamam. Şuna bak şuna, ne kadar güzel, ne kadar güzel, ne kadar ya. Böyle bir güzellik yok ya. Ne ya? Nişanlımı çok seviyorum ya. Vallahi. Vallahi ya. Ne güzel ya. Harbiden gözüm kör oldu aşktan ya. Benim de öyle olsun. Acayip. Limonata içemiyorum ya. Ben içerim abi. Benim bir tane limonatam var, o da bu. O fayanslar başka bir adrese mi gönderildi? Ya ustacığım, ya fayanslar var ya, bizim karşıdaki daireye döşenecekti. Mustafa Bey mi öyle istedi? Bana bak kardeşim, sen hemen o fayansların hangi adrese gitti öğren ve beni ara. Hadi. Nuri, eve hırsız girmiş. Gitti klima. Ne diyorsun hayatım? Ne kliması, ne hırsızı? Oluşkom baktım, gittim eve. Oluşkom fayansları döşemiş mi, döşememiş mi diye. Gittim bir baktım, kel gibi o duvar. Gitmiş o koca klima. Hayatım, hırsız koskoca klimayı nasıl söksün duvardan ya? Bana bak, sana açık seçik ifade ediyorum. Oğlun Mustafa bir haltlar karıştırıyor ama... Nuri, ne karıştıracak el kadar çocuk Allah aşkına? Efendim? Hah. Öğrendiniz mi fayanslar hangi adrese gitmiş? Şaşkın bakalım mı? Sadece fayans değil, komple ev mi döşediniz? Anlıyorum. Tamam. Ben Mustafa ile konuşayım, sizi hemen arayacağım. Tamam. Nurişko. Nuri. Ne oldu? Ay, ne oldu? Ay, sıcak bastı hayatım. Mustafa. Komple ev döşemiş hayatım. Fayans, işte dolap, molap, koltuk, moltuk, ne varsa. Nurişko, Allah Allah. Biz demedik mi istediğiniz gibi güzel döşeyin, oturun diye? Döşemişler çocuklar. Ya hayatım, bizim eve değil, başka eve döşemişler. Şaşkın bakkalda, caddede. Aman Nuri, aman Nuri. Bu kız bu çocuğun aklını en sonunda çeldi. Bu benimle oturmasın diye gittiler yeni ev bulacaklar. Ya hayatım, yapar mı öyle bir şey? Kaç mark gider sen biliyor musun? Yapar Nuri. O kız buna bunu yaptırır. Kolay gelsin Kemal. Sende bir sorun var mı Sayat falan? Vallahi ödüm koptu Bekir abi. Koştum geldim hemen. Hayır, emanet dükkan. Vallahi hırsız girseydi yanmıştım. Ya insanın tadı kaçıyor ya. Neyse, geçmiş olsun bütün mahalleye. Ne yapın? Öyle. Bekir abi. Ya kahveci hala açıklamamış maaşları. Okudum ben de sabah. Olacak iş değil. Bir yarın açıklarım belki diyormuş. Bekleyeceğiz artık, ne yapacağız? Ya iyi bir oran verseler de bari. Ya arkadaş, sana şöyle söyleyeyim bak. Şu elimle maaşı alıyorum. Daha cebime koymadan hop uçup gidiyor. Olacak iş değil ya. Hayır Bekir abi. Yani ben evde geçindirmiyorum. Vallahi ek iş yapayım mı diye düşünmüyor da değilim ben. Ne yalan söyleyeyim, artık ek iş yapmayan memur kalmadı neredeyse kardeş. Bu gidişle yakında memlekette orta direkt falan kalmayacak. Emin olsaydı şimdi söylerdi. Gitti, orta direkt gitti. Hadi kolay gelsin kardeşim. Sağ ol abi, kolay gelsin. Mustafa abi. Git, ben seninle konuşmuyorum. Şişt, hala. Vallahi ortam yumuşasın diye ben şey yaptıydım ya. Hemen gönül koyma. Ya bırak oğlum ya, Allah Allah. Şişt bak, ne diyeceğim sana. Bak, şimdi ortalama performansta bir hırsız günde 100.000 lira kazansa, tamam mı? Ayda 20 işe gitse, ne yapar 20 işinden 2 milyon. Yıla vur 24 milyon para yapar bak. Nereye harcıyor bu kadar parayı bir ortalama hırsız? İşin sonuna bak sen. Polisler onu bir enseledi mi? 5 yıl mı, 10 yıl mı yatar bilemem.
Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ya yarım ekmek kesiyor musunuz? Ha, kesiyorum. İçine de bir şey istiyor musun? Helva falan? Yok, katıksız olsun. Ha, olur. Ne o? Boynum ağrıyor toprağım. Yo, neden ki? Ne bileyim, öyle etrafı taramalar, işmarlar, alıp alıp vermeler falan. Ya alışkanlık işte. Ne zaman yeni bir yere gitsem hemen önce bir etrafı incelerim ben. Demek incelersin etrafı. Bir nevi gözlemcilik. Ne işle meşgulüz? Valla şu an yeni bir iş peşindeyim. Yeni bir plan yapıyor belli. Al bakalım arkadaş. Sağ olasın, sağ olasın. Sağ ol. Hadi. Hadi afiyet olsun. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun Lütfü abi? Yoo, sen ne düşünüyorsun ki? Ya bir kere de bir lep demeden leplebiyi bir söyleyiver bana ki. Bak, bu adamın hal ve hareketleri normal mi sence? Bana bak, hırsız bu adam olmasın şimdi. Yani kararlısın. Aramıyorsun Atilla'yı öyle mi? Evet, aramayacağım. Bak kızım, bunu eskici Osman'dan aldım. Zorla verdi, sen götürürsün, haberin olsun. Tamam. Pilleri de benden. Ay ne yapıyorsun, ona çekme, yeni aldık daha. Ha, olur. Tamam. Sevgili Atilla, ben gizemli kız. Aslında beni çok iyi tanıyorsun. Ben sana haftalardır yalan söylüyorum. Ama bu durumu da artık uzatmanın bir manası yok. Zaten ben gizemli kız falan değilim. Korkak, yalancının biriyim. Seninle telefonda konuşan kız da aslında bendim. Özlem. Yani senin dediğin şekilde cimcime. Sana yalan söylediğim için affet beni lütfen. Bunu Atilla'ya vermeyeceksin herhalde değil mi? Vereceğim. Emin misin? Eminim. Ay iyi değil bu kız. Ya kasetle olacak iş değil ama ya. Olur olur, al. Sen götüreceksin. Tamam, götüreceğim. Oldu değil mi? Söyledim yani. Ay pilleri al bari, hiç kullanılmadı. Bazen çok güzel şeyler çalıyor biliyor musun Lütfü abi? Böyle koygun koygun. Ben de bir duygulanıyorum ya. Nereden buluyorsa öyle yöresel yöresel bazı çalıyor böyle. Tüylerim neyim ürprüyor bütün. Böyle sert mizaçlı erkeğe ama bir yandan da hissiyum hain ben ya. Böyle şey durduğuma bakma ben. İşin sonuna baksın. Benzine yine zam gelmiş. Yakında buradan yayan geçer. Müzik diye de ancak ıslık çalar mahallede.
böyle müzik çalma mesleği olsa ya, iki tane teyp olsa böyle, hani o şarkı bitince ona geçse, o şarkı bitince ona geçse böyle, hani toplantılarda, müsamerelerde, nelerde böyle. Güzel bir şey olur aslında. Ne diyor? Alo. Bu Cetheve İsmail niye içim ya arabada? Ya hiç sorma birader. Kaç gündür benim de aklıma o kurcalıyor ya. Arkadaş adam çayını almak için bile arabadan inmedi ya. Yo geçen konuştuk dediler en son askere giderken inmiş. Aa ne diyorsun? Vallahi. O zaman bir şey söyleyeyim mi? Bununkisi bağımlılık ya. Takıntı yapmış bu, takmış kafayı. Ama mecbur inecek. Yakında nüfus sayımı var zaten. Hiç sanmam. Ula bunu arabayla bir sayarlar yemin edeyim. Bunun koltuğa yapışmıştır bunun. Ben onu bir arabadan indireyim var ya, kurban keseceğim. Taktım ben kafayı ona. Nasıl indireceğiz? Aslında benim bir fikrim var güzel kardeşim ya. Vallahi senin fikrin var. Niye lan? Anlat anlat, ne yapacağız, nasıl indireceksin? Yok canım, Bekir abi yapmaz öyle şey. Geceleri hiç dışarı çıkmazdı Süheyla. Ama bu son günlerde eve girdiği yok. İşten dönüyor, yemeğini yiyor, sonra hop dışarı. E sorsana nereye gidiyorsun diye. Yok, olmaz, soramam. Sonra sen bana güvenmiyor musun derse utanırım ben. Ay böyle de olmaz ki canım. Kendini yiyip bitiriyorsun. Hani bu kadar ızdırap çekeceğini sor gitsin. Senin dükkanı soyan bu sakal olmasın. Bak o elindeki valizleri tık diye aç. Sapır sapır senin sucuklar, sosisler dökülmezse ben de emin değilim ha. Ya oğlum çalan çalmış, giden gitmiş. Yani uğraşma şu adamla ya. Yani kimseyi de suçlama boş yere. Ya ya ya. Nalar da diyorum iyi niyetliymişsin sen böyle ki. Emin bak gidiyor yine senin sakal. Halil. Bu hırsız bence sakal. Ne dersin kardeşim? Aa, olabilir. Olmayabilir ama şimdi yani bilemeyeceğim. Oğlum saf olma. O valizlerde ne var ki? Ne var? Görmedin ya köpekler nasıl koşturuyor peşinden. Bütün bakkal Lütfü'nün sosisini, sucuğunu depmiş o valizin içine. Öyle götürüyor işte. Abi onları koymuş içine. Yakında çıkar kokusu o valizlerin, samırsaklı samırsaklı. Baba. Efendim? Abim kafedeymiş. Geberttim seni Mustafa. Dur, dur. Nurişkom, sakin, sakin. Bak eskileri düşün. Bu çocuğun kafasını yaktı bu kız. Bu kafasına girdi bu çocuğun. Bunun suçu yok Nurişkom, biliyorsun. Biliyorum. Biliyorum. Çekil Şükran, çekil Allah aşkına. Kolonya. Yahu ne kolonyası? Bırak Allah aşkına ya. Vay be Lütfü abinin dükkana nasıl hırsız girer abi ya? Ya hiç sorma ya. Garibanı kevgire çevirmişler. Ne var ne yok almışlar. Abi kaç. Ne oldu oğlum? Babam seni bulursa gebertecek. Hayırdır oğlum ne oldu? Fayans dedi, klima dedi, köpürdü. Anlamadım. Eyvah babam öğrendi. Şey, beni saklayın abi. Tamam, tamam. Beni aha geliyor. Sakin, babam sakin. Geliyor. Tamam, sakla, tamam. Sakla abi. Abi sakla. Nur abi, spora mı çıktın? Aşortman da yok. Ya bir dur Emin ya. Dur, dur. Bana bak, nerede bu çocuk? Gökhan, abin nerede? Kaçtı babacığım. Nereye kaçtı? Bilmiyorum. Lütfü abi. Kop, kop, kop. Şenlik var. Mahallede şenlik var. Ne oldu ya? Birbirlerine giriyorlar. Aile huzursuzluğu, yazık. Nerede bu çocuk? Hangi çocuk? Oğlum benim, Mustafa nerede? Baraj kurmuşsunuz ama şut çeken de yok. Seninle sonra hesaplaşacağım Emin. Bekle sen, bekle. Tamam, favret. Mustafa nerede? Hangi Mustafa? Ya benim oğlum Mustafa nerede diyorum ya? Aa, hakikaten nerede o abi ya? Ne zamandır gelmiyor bize? Nişanlandı, unuttu bizi kerata.
Yani. Siz arkanızda ne saklıyorsunuz? Arkamızda. Hangi arkamızda? Arkanızda ne var sizin diyorum. Ha, bir şey yok abi. Ben peçete var bir tek. Ya peçete var Nurhan. Ali. Efendim abi. Arkanızdaki masada kim oturuyor? Şu an bakmadım ama bir ara dönüp bakarım abi. İyi, şimdi bak o zaman. Kimse yokmuş abi. He, kimse yok abi. Bak, ama Nuri abi çok boşuna ısrar ediyorsun. Abi, ama haneye tecavüz ediyorsun. Mustafa, gel buraya. Mustafa çok sinirlisin baba. Mustafa buraya gel. Baba. Oğlum babandan gizliyi çeviriyorsun ya. Kaçma. Mustafa. Mustafa bak. Bunlar rezil oluyorlar. Kapalı alalım. Gel buraya. Orada açıklık var, oraya kaçmıyor, eve doğru kaçıyor. %100 dayağı yedi o ya. Yedi daha. Yedi yedi, kocaman adam yedi. Tamam hadi dağılın, dükkanı kapatmayın. Hadi. Hadi, geçmiş olsun. Ne yapmak açıyorsun sence? İşin sonuna bak sen. Nişanlısı bunu kız gibi kaçarken görürsen, al pembeyi, ver maviyi de nüfus kağıtlarını değişirler. Tüba mı? Pembe hangi? Aa, anladım. Anladın mı Emin? Vallahi ne yalan söylüyorsun kızım. Her gece, her gece nereye çıkıyor bu çocuk? Ben de anlamadım. Geceleri dışarı çıkmak huyu değildi babacığım. Biliyorsun, gece bizle otururdu. Soruyorsun. Söylemiyor ki nereye gittiğini. Ay, aklımdan kötü şeyler geçiyor babacığım. Ya, üzme kendini sen. Vallahi ben onu ayağımın altına aldırma. Benim gelinimi kimse üzemez. Sen toparla kendini. Bu gece onun nereye gittiğini bulurum ben. Nasıl bulacaksın baba? Merak etme, bulurum ben. Kemal Hoca bizi neden çağırmış dersin? Bilmiyorum, kızları da çağırmış. Şey, Alper nerede? Şey, kahveden izin alıp gelecektim dedi ama onu da bilmiyorum. Emre. Hı. Sana bir şey soracağım abi. Sor. Sen Alper'e kazık atmazsın değil mi? Herhalde oğlum, ne oldu ki? Emre. Ben seni Selin'le el ele tutuşurken gördüm. Mustafa, ne yaptın sen oğlum? Ev mi tuttun? Nuri'cim, Nuri. Bak vallahi bu çocuğun kafasına o kız çeldi. Ben biliyorum değil mi? Ha? Babacığım sakin ol, sakin ol. Ne sakin olacağım lan? Ne sakin olacağım? Klimayı da söktürmüşsün. Ne yaptın çabuk söyle, nereye taktırdın? Nuri, gel. Bırak, bırak. Babacığım dur bir dakika, anlatacağım. Ne anlatacağım? Anlat o zaman, dinliyorum, anlat. Ha? Şaşkın bakkal ne? Hangi evi döşedin? Klimayı ne yaptın? Ay. Baba. Tamam. Hangisinden başlayayım? Bana bak Mustafa, 10 saniyen var, çabuk anlat. Aman Nuri'cim. Baba, tamam. İtiraf ediyorum. Şaşkın bakkaldaki evi ben döşetiyorum. Klimayı da buradan söktürüp oraya ben taktırdım. Evet. Ne yaptın? Ay Nuri. Ben gidiyorum galiba. Anne. Oğlum, anne. 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 Anneciğim. Baba kolonya yatsana. Demek Selin seninle çıkmak istiyor. Evet. Yuh artık. Alper'e ne olacak peki? İşte ona daha bir şey diyemedim. İşler iyice çığırından çıktı zaten. Hayır, bu yüzden Merve'ye de açılamıyorum. Kızlar, ne yapıyorsunuz oğlum burada? Bir saattir Kemal Hoca sizi bekliyor. Allah Allah, hadi. Tamam tamam, geldik. Bir saattir bekliyoruz, hadi oğlum ya. Bisküvi de ekledim başka. Gazoz yaz. Patlayan şeker de alalım. Çatapat da alalım. Tamam yazdım. Vay be, fıstık gibi liste oldu artık. İstediğimiz kadar yiyeceğiz çocuklar. Yakan bu yaptığını amcam duyarsa çok kızar. Nereden bilecek? Hayatta anlamaz. Amcam anlamasa da lütfen amca anlar. Sen merak etme. Araya süt yumurta falan da koydum. Annemin siparişleri derim. Yani hayatta anlamaz. Ben gidiyorum. Biz ispiyonlamasan sen de yiyebilirsin. Ben yemek istemiyorum. O zaman kimseye bir şey söyleme sakın. Bana ne karışmandı. Evet arkadaşlar, sizi niye buraya çağırdığımı merak ediyorsunuzdur herhalde. Yaz aylarını çok daha verimli geçirebileceğimiz bir teklifim var size. Nedir hocam? Ne acaba? Şimdi bizim okulumuzun bir tiyatro kulübü yok. Bunun için
ben de sizlerle beraber bir tiyatro oyunu hazırlamaya karar verdim. Ama katılım mecburi değil. Yani isteyenler kalabilir, isteyenler gidebilir. Hocam iyi de yani biz tiyatrodan ne anlarız ki? Evet hocam, anlamayız. Anlamazmış. Sanki sürekli sahte sahte tavırlar yapan biziz. Oğlum harika bir fikir oğlum bu. Düşünsene seninle rol arkadaşı olduğumu. Şimdi arkadaşlar, yani hiçbirinizin oyuncu olmadığını ben de biliyorum. Zaten biz de bu yüzden amatör bir ruhla hazırlayacağız bu oyunu. Şimdi kalmak isteyenler kalsınlar, gitmek isteyenler serbest. Evet, tamam toplanın şöyle biraz. Şimdi katılacak arkadaşların şu listeye ismini yazmasını istiyorum. Ayrıca çocuklar yanımda da bir tane kitap getirdim. Bir sonraki buluşmamıza kadar hepinizin bu kitabı okuyarak gelmesini istiyorum. Tamam. Tamamdır hocam. Tamam hocam. Dantelleri ver, yalnız kareleri verme. Hah, yuvarlaklar. Tamam. Neymiş efendim? Bana teessüf etmişlermiş. Su protestosunda mahallenin yanında olduğum için Şükran Hanım bana çok kızmışmış. Kime ne canım? Sizin bileceğiniz iş bu. Hiç. Hayatım, bunlar bizim mecliste tanıdığımız yok zannediyorlar. Ben meclisteki tanıdıklarımla parti kurar, hükümet deviririm. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Buyurun, ne istemiştiniz? Ben şey için gelmiştim. Lütfü amca. Heh. Annem şunları istedi. He, ver bakalım. 6 gazoz, bisküvi, çatapat. Çatapat mı? Anne ne yapacak çatapat? Bilmiyorum, herhalde babamı korkutacak. Ha. İyi. Ne haber Gökhan? İyi. Şişko. Baban ne yapıyor? Bilmiyorum. Bana bak, bana. Ah. Okulda var mı sevdiğin? Ya bir git ya Emin abi. Sevdiğin var mı lan okulda? Doğru söyle lan. Çakal seninki, çakal. Al bakalım. Heh, yumurtaları da kırmadan götür, koşma. Tamam, tamam. Deftere yazacak mısın Lütfü amca? Ha, olur, olur. Tamam, yazarım. Hadi. Düşürme! Hadi. Hadi, selametle kal. Bu çocuk böyle nasıl şey yapıyor ki Lütfü abi ya? Anası da böyle oğlanın canı ne çektiyse doldurmuş köşede, doldurmuş köşede. Bildiğin olmuş tozsun. İşin sonuna bak sen. Böyle abur cubur yerse sonunda kabak anasının başına patlar. Ondan sonra da koştur, hastane hastane dolaştır. Gitti. Ondan sonra oğlan gitti. Mahallede hırsızlık olunca esnafa geçmiş olsun diyeyim dedim. Ay beyefendiciğim, ne kadar nazik, ne kadar duyarlısınız. Yani bakın yaz aylarında bu hırsızlık iyice artıyor. İnanın ben korkudan camları, pencereleri kapatıp yatıyorum. Teşekkür ederiz. Bizde bir şey yok. Peki anladım. İyi günler. İyi günler, iyi günler. Ay, Süheyla vallahi çok nazik, çok duyarlı bir adam. Bak, mahalleye geleli 2 gün olmuş, herkesin halini, hatrını soruyor bir şey var mı diye. Bu işte bir iş var ama tam çözemedim. Emin çözer yakında bunu. Ne oldu yine? Ya Lütfü abi bak, bu adam
durmadan çeyizciydi. Hakan akşamına kadar Süfeyla'nın dükkanında. Süfeyla'ya göz koymuş olmasın bu adam? Ya git oğlum ya. Milletin günahını alma boşuna ya. Lan niye günahını alayım? Sana gelmez, bana gelmez. Bir kimseye uğramaz, Kayfi'ye gelmez. Devamlı odaklanmış çeyizcinin içinde bu. Ya oğlum belki bir oğlu vardır, kızı vardır. Çeyiz düzüyordur. Sana ne el alemin işinden? Lütfü abim, sürmelim, şekerim bak. Oğlu kızı varsa biz de öğreneceğiz çıkacak meydana. Ben bir şey demiyorum ki ya. Adam parıl parıl, yaldır yaldır daireye o kadar markı sardı da bir geceden bir geceye içinde yatmadı ya. Her gün odaklı çeyizcide. Aha feminik geldi. Feminik tam aklımda bir şey vardı. Sen şip diye damladın ha. Ne vardı? Söyle ne oldu? Ya bir işim düştü de sana. Ufak küçücük bir zuhurda bulunman lazım ya. Zuhur mu? He. Bulunayım. Nasıl bulunacağım? He, tamam anlatacağım ben şimdi. Meğer. Zuhuracığım. Evet, Zuhrat'a tabi olacağız. Süheyla'cığım, böylelerinden çok iyi aile babası olur ha. Bak şekerim, hem zengin, hem duyarlı, hem yakışıklı. Üstelik bekarmış değil mi Süheyla'cığım? Hı? Bize ne adamın bekarlığından, zenginliğinden? Hem nereden biliyorsunuz iyi adam olduğunu? El alemin adamı işte. Ay anneciğim benim, annem benim ya. Sen beni yanlış anladın annem. Korkuttun bizi ya. Ya ben o evi dekore ettim ama o bizim için değil. Ya biz burada yine sizin karşınızda oturacağız kendi dairemizde. Kimin için Mustafa, kimin için? Evet oğlum. Şey, ya babacığım sen bana her zaman demiyor musun? Oğlum sana açık seçik ifade ediyorum fırsatları değerlendir diye. Ben de fırsatı değerlendirdim baba. Ticaret açısından yani anlatabiliyor muyum? Nasıl yani? Babacığım ev bir arkadaşımındı. Ben dekorasyon işini aldım. Bizim daire için aldığımız bütün malları da hop o daireye aktardım. Ticaret yani. Hem de çok iyi fiyata baba. Çaktırma çok iyi. İyi fiyat öyle mi? Üf. Kaç para peki? Kaç para? Baba anahtar teslim her şey dahil. Kapı çekmece 15 milyon. 15 milyon? 15 milyon. Klima ne oldu Mustafa? Klima ne oldu oğlum? Anneciğim klimayı falan bırak. Lüks dekorasyon işi bu. Klimaya da acayip para yazdım ya. Biz alırız yenisini. Çaktırmasana. Evet 15 milyon bu kadar mark yapıyor. Ya. İyi. Aferin Mustafa. Vallahi aferin oğlum ya. Yani senden hiç beklemezdim biliyor musun? Bak görüyor musun? Ha hanım bak. Oğlana bak oğlana. Görüyorsun değil mi? Nasıl girişimci ruhu var. Tıpkı babası gibi. Ya lütfen babacığım Tunca yolu inşaat ya. Mustafa. Bir an o kadar korktum ki onunla, o Tuğba'yla başka bir yere taşınacaksınız, benden uzakta olacaksın diye. Anneciğim olur mu öyle şey? Biz sizin yanınızda oturacağız ya. para nerede peki? Evet, para. Oğlum, taahhüte giriyorsun. Bir avans falan almışsındır herhalde. Evet, çok güzel bir noktaya değindim babacığım, para. Ne kadar aldın? Anne kolonya var mı? Ya madem Atilla'ya her şeyi söyleyeceksin, çık karşısına her şeyi açık açık söyle. Ne gerek var kasete? Hırılt yani. Aysel'cim, Atilla'nın karşısına çıkıp açık açık konuşacak cesaretim olsa ben kasete çeker miyim söyleyeceklerimi ya? Kızım senin de bir garip yani. Önce telefonla arıyorsun, sonra ses kaydı yapıyorsun. Yani teknolojiyle doğru orantılı bir aşk grafiğin var. Ya bunun sonu gelmeyecek herhalde. Yeni bir şey bari icat edilmese diyorum. Yine şakanın tam sırasıydı Neşe'cim. Teşekkür ediyorum. Tatlım, sen üzülme daha da uzamasın diyorum. Aa. Tatlım, merak etme. Bu iş daha fazla uzamayacak. Zaten ben Atilla'yı hak etmiyorum ya. Onun gerçekten her şeyi bilmeye hakkı var. Ay bu kız çok Türk filmi izliyor ama. Ay sanki biz başka bir şey izliyoruz Aysel. Hiç dönüp kendisine bakmıyor bu da ya. Oğlum nasıl kandırdın Lütfü amcayı? İstediğimiz her şeyi vermiş. Annemin siparişleri dedim aldım. Artık istediğimiz kadar yiyebiliriz.
Ya babacığım çocuk arkadaşım diyorum. Öyle parayı vermeme falan şansı yok. Zaten hepsini tek seferde verecek. Ya oğlum hiç peşinatsız iş yapılır mı Allah aşkına ya? Nurişkom bırak artık işte oğlan arkadaşım diyor. Artık uzatma. Olmaz hanım olmaz. İş dünyasında arkadaş diye bir şey olmaz. Kardeşin dahi olsa senet yapacaksın ya. Ya babacığım biraz bana güven ne olur ya. Olmaz oğlum olmaz. Ben arıyorum. Sen şimdi arkadaşın telefonu bana ver. Ben onu bir arayayım. Yok yok gerek yok. Aramana gerek yok. Babacığım aramana gerek yok. Hemen verecek. Hemen derken ne zaman? Hemen derken bugün. Bugün. Yani bildiğimiz bugün. Bildiğimiz bugün. Akşam. Ha. Oğlum öyle desene ya. Bak şimdi rahatladım ha. Ya ulan Mustafa vallahi bak bu aralar gözüme girmeye başladın sana söyleyeyim ha. Hanım. Hadi keyfimiz yerine geldi be. Kalk o güzel ellerine bize bir kahve yap. Ha? Hadi Hatun hadi. Şimdi yandın oğlum Mustafa. Bizi de korkuttu ya annem. Aferin aferin. Böyle, böyle oğlum, böyle bak. Tuncay oğlu inşaat baba. Hiç. Selam Mesut. Aleykümselam. Selam. Mutfağa bir geçmiş olsun. Sağ ol Mesut. Selamünaleyküm. Hoş geldin Mesut. Hadi geçmiş olsun. Dükkan hırsız girmiş. Var mı bir şey? Duydum çok üzüldüm. Kasada ne varsa almış götürmüş işte adam. Tekrar geçmiş olsun kardeşim. Sağ ol Mesut. Aslında ben şey için geldim. Sen okumuş çocuksun. Benden iyi bilirsin. Olur mu öyle şey Mesut? Öyle öyle bilirsin. Bir danışayım dedim sana. Ne de olsa el elden üstündür. Çok seviyorum Ati. Çok seviyorum. Ama işte sen ne biliyorsun? Daha önce bahsetmiştin. Herifin teki dadanmış benim kıza. O da bana söylememiş. Allah aşkına Emin'ciğim. Yalandan belgesel diye bir şey olabilir mi sence? Ya ne olacak? Bu da bir tarz, bu da bir yorum der, kaktırırsın ya. O gün deyip durmuyor muydun dokudurama mokudurama diye döktürüyordun? Olmaz dedim Emin, olmaz. Ya Feminik. Merakımdan çatlayacağım ya. Allah'ını seviyorsan ölümü ye. Emin ne soracağız o röportajda? Söyle ne soracağız? Ya röportaj diye değil bak şimdi zaten bu adam bu mahallenin en zengin adamı. Bu tip odamanlar kültürlü olur. Sergilere nelere gider sanattan sepetten anlar. Gel kardeşim diyeceğiz. Bir kayfemizi iç. Bu arada ben sorularımı soracağım. Ağzını arayacağım bir anlamda ya. İkna olmadım Emin'ciğim. Biraz düşünmem lazım. Ya hayatımda bir kere olsun bir feminiklik yapmasana ya. Ben senin filminde nasıl oynadım böyle dansöz gibi hatır hatır? Emin'ciğim senin yüzünden filmi çekemedik ya. Nasıl yüzümden? Amörs mü çektin? Yüzümden çektin işte. Şunun çırağı yüzünden işte geldi bozdu ya orada. Sonuçta senin sayende filmi çekemedik ama değil mi? Bak sayende bir şey bulamadım. Bir kerecik şunu bir bıraktı. Neyi bırakayım? Ne olursun ya. Ufacık. Ne oldu? Şu bir çektiriverelim hemen. Çağırıyorum Fahri'yi. Biraz şey yapmak için. Ne yapmak? Ne oldu? Aysel merhaba, nasılsın? Ya sana kaç kere söyledim, lütfen bırak peşimi. Aysel sen bana niye sürekli kötü davranıyorsun? Bak ben sadece konuşmak istiyorum seninle. Ya bak, bana bak. Benim bir sevgilim var ve senin kim olduğunu öğrenirse seni öldürür. Peşimi bırak. Bora, oğlum nasılsın? Teşekkür ederim, siz? İyiyim, sağ ol. Aysel'cim, bugün kayıt olacağız, geç kaldın. Tamam, geldim anne. Hayırlı olsun. Sağ ol. Aysel, kolay gelsin, başarılar. Görüşmek üzere. Hoşça kal yavrum. İşte ne yapacağımı bilemedim. Ne haber Mesut? Sağ ol, Bora kardeş, hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba Bora. Ne haber Ati? İyilik. Çekinme Ati, çekinme. Söyle. Bora kardeş yabancı değil. Senle birdir benim için. Eyvallah Mesut. Yani Mesut, şimdi sevdiğin kızın bir suçu yok ki. Adamın biri asılmış. Yani kız ne yapsın? Bela işte. Görüyorsun, çağırmadan da buluyor adamı. Haklısın be Ati. Boş yere üzdüm ne zamandır. Neyse,
Tutmayayım ben sizi. Olur mu öyle şey? Olur mu abi? Canın sıkıldığında gel. Biz istediğin zaman buradayız. Sağ olasın Bora kardeş. Hadi eyvallah. Görüşürüz Mesut. Görüşürüz. Abi bak biz yine provaya geç kalıyoruz. Ne yapıyorsun burada? Bora. Heh. Bugün de aramadı. Aramazsa aramasın oğlum. Ne yapıyorsun burada? Hadi çıkalım. Şimdi bak Osman'cığım, güzel kardeşim, ben anlatamıyorum galiba. Sen kapıları açıyorsun. Ya bu sakallıyla ikimiz elemanı ensesinden tuttuğumuz gibi çıkarıyoruz, tamam? Ya ben de çok merak ediyorum bu adam arabanın içinde niye çıkmaya diye ama... Tamam. Tamam. Anlaştık değil mi? İyi madem anlaştık. Tamam kardeşim. Veysel, al sağlığın gülümse. Abi, yoksa yengemle barışacak mısın? Az dedik, uzatma. Çok özledim Aysel'imi. Helal olsun be kaptan. Koşar Veysel. Seni rahatsız mı ediyor? Ya hayır, yok bir şey. Otur yerine. Pardon da sen kimsin? Ya. Asıl sen kimsin? Ya! Lan! Ya! Koçum, astım mı oluyor? Astım abi. Şş, ne oldu oğlum? Sevinmedin mi Aysel'le barışacağız diye? Ne o Surat? Sevindim abi. Sevinmez olur muyum? Çay vereyim mi abi, içiyor musun? Ya hazırsanız ben götüreyim çayı. Tamam. Hazırız. Hadi bakalım beyler. Kazamız mübarek olsun. Osman, çok yanaşma. Cama kıstırmasın seni. Lütfen, bir kere bir filmde gördüydüm. Gösterdi böyle. Yine böyle adam hafif camı böyle kıygaşlıyor aradan. Hani bir kafa girecek kadar. Ondan sonra ötekine diyor ki, şuradan diyor, öte beri diyor, versene bana falan diyor. O da böyle şey yapıyor onu, biliyor musun? Tam böyle kafayı koymasıyla, böyle şeyi kıstırmasıyla ondan sonra arabadan inip binmesi bir oldu ya. Çok sakat işler. Kitlemiş. Gitti. Çabuk bir yarışa gidin ya çay. Çayla ne alakası var?
asılacaksınız kapıya. Hızlı hızlı. Olmadı çabuk çabuk. Ana acele etmeden. Ya zorlamadık mı hızlı hızlı? Zorladık lan. Sabahtan beri yarım saatini anlattınız bana orada. Yaptığınıza bak ya. Sen de pek yanaşma bak bu CTV'ye. Ufak araba. Hani minibüs falan olsa zaten şey yapamam da. Ufak arabaya dikkat et. Camlar filmliyse falan çok tehlikeli, çok sakat. Benim ne işim var ben? Allah muhafaza bu. Arabaya yanaşmak çok sakat abi. Kimse bilmiyor. Tamam anladım. Arkadaşlar bu hırsız huzurumuzu kaçırmamalı ya. Yani mahalleli olarak bu konuya el atmalıyız. Ne dek Bekir abi? Mahalleli olarak hırsızı protesto edek. Sabahla polislerin yanında ben dil alıp dil verirken şuraya iki tane destek kuvvet gönderelim. Mahalleyi bir kolaçam etsin. Ne var ne yok bir görsün diye kimseden destek göremedim ben ama. Aslında Emin haklı. Haklıyım tabii ya. Evet evet. Ya bu konuya bizim el atmamız lazım arkadaşlar. Ne yapacağız abi? Şimdi de polislik sınavlarına mı gireceğiz? Yok, o biraz uzun sürer ama benim daha basit bir fikrim var. Evet. Şöyle yapacağız. Her akşam birimiz nöbet tutacak. Peki, kim tutacak? Benim bu gece çok mühim bir işim var Bekir abi. Benim de evde hanım bekler Bekir abi. Arkadaşlar şimdi bana bakmayın. Malum ben de sabah çok erken dükkan açıyorum ya, o yüzden hani şey oldu. Ha, sanki biz o saatte açmayırız, kapatırız. Sanki biz geceli kafesiyiz. Arkadaşlar, bir dakika arkadaşlar. Bakın, ya benim emniyette tanıdıklarım var. İsterseniz ben gideyim, konuşayım onlarla. Yani söyleyeyim, bizim mahalleye bir ekip göndersinler. Ya Nuri abi, mahallenin güvenliği yok diye söylenti çıkarsa... kim gelir abi benim kafeme oturur? Yapma kurban olayım, oynama ekmeğimle abi. Ya oğlum, sen de iki tane limonata satacağım diye yani şimdi benim evime hırsız mı girsin? Tamam abi, tamam çıkaralım o söylentileri. Gelsin polis de. O zaman bak bakalım o lüks dairelerini kime satıyorsun Nuri abi? Ben anlamam kardeşim. Benim evime kimse giremez. Oğlum arkadaşlar bir sakin olun ya. Mahalle bizim. Her gece birimiz nöbet tutacağız, bu kadar basit. İyi de kim kalacak nöbete? Vallahi bence bu nöbeti Nuri abim tutsun. Çünkü bugün oğlanı kovalarken baktım şöyle bir arkasından. Yemin ederim tası gibiydi maşallah. Ben cansın. Emin, açtırma benim ağzımı şimdi ha. Tamam arkadaşlar, tamam. Yani birbirimize girmeye gerek yok. Çözüm belli aslında. En iyisi kura çekeceğiz. Kura olur, kura. Kısmet. Tamam. Şöyle yapalım. Kısa çöpü çeken ilk nöbet tutsun. İyi abi. Çekelim abi. Şey anne, ben çıkıyorum. Tamam canım. Kızım. Efendim anne. Bak dershaneye kaydolacaksın. Derslerine biraz ağırlık ver, tamam mı annem? Tamam anneciğim, sen merak etme. Ha bu arada Özlem'in de dersleri iyi değil mi? Ona niye burs vermediler? Yani onun dersleri benim derslerimden daha iyi ama... bilmiyorum. Ne oldu ki? Yok bir şey yavrum. İyi tamam ben çıkıyorum. Güle güle canım, güle güle. Seni sıkıntıya soktuysam özür dilerim. Hadi hadi ne söyleyeceksen söyle. Aysel neden üniversiteye gitmek istemiyor? Ben sana kızımdan uzak dur demiyor muyum? Laftan anlamıyor musun sen? Süheyla, ya sana bir soru sordum, bırak şimdi bunları. Aysel neden üniversiteye gitmek istemiyor? Onu söyle. Seni ilgilendirmez diyorum. Nasıl beni ilgilendirmez? Benim de kızım. Onun iyi bir eğitim almasını ben de çok isterim. Ben istemiyor muyum sanıyorsun? Bak. Ekonomik durumunuzun çok iyi olmadığını biliyorum. Eğer izin verirsen... Aysel'in okul masraflarını ben karşılamak istiyorum. Kısa çöpü çeken ilk nöbeti tutar. Dağıt Elper. Dağıt. Hadi bakalım şansımıza ne yapalım? Şansımıza. Hadi. Kısmet. Aha uzun bende.
tane görüştüm. Ben böyle şansım ya. Emin, ilk nöbet senin. Ne yapalım Bekir abi? Tutacağız galiba. Hadi bakalım, kolay gelsin Emin. Kısacık bak. Emin, haber falan da al. Radyosu da var, sıkılmazsın. Emin, bak cin gibi ol, tamam mı? Gözünü dört aç, gözünü seveyim. Tabii canım, şeysin, görev ihmal olur mu ya? Umudumuz Emin'de, hadi bakalım. Sonunda bir suçum olmadığını. Ama bir daha bir yere gitmek yok Aysel. Ya da beraber gideceğiz, tamam mı? Tamam. Biz barıştık ya. Artık ben yerimden bir adım bile kımıldamam. Gizlediğim aşkımsın sen, sakladığım sevdamsın sen. Bu iş çok uzadı Aysel. Benim mutlaka Süheyla ablaya birini gönderip durumu açmam lazım. Senin istediğimi öğrensin artık. Tamam da annem daha hazır değil. Ama hayatım böyle de olmuyor ki. Hayır, senin benim sevgilim olduğunu, evleneceğimizi herkes duysun. Duysun ki bir daha peşinden kimse koşmasın. Haklısın ama annem sadece üniversiteye gitmemi istiyor. Hem dershaneden başka hiçbir şey de söyleyemem ona şu an. O konuyu kapadık sanıyordum Aysel'im. Bak, senin okumana falan gerek yok. Biz evleneceğiz Aysel. Haberin var mı? Seni çok sevdiğimden haberin var mı? Yüreğimin sesinden bir dua gibi. Neyin var senin bugün? Hiç. Öyle işte. Yok yok, bir şeyim var. Çıkar ağzındaki baklayı. Bakla ıslana ıslana fava oldu. Ya bir şey soracağım Neşe ya. O partide hani yengem hastalan çocuk vardı ya. Ne olmuş? O çocuk bu mahallede mi oturuyor? Ortak, Selin'in senden vazgeçmesinin tek bir yolu var. Nedir? Merve'ye gidip böyleyken böyle oldu. Seni seviyorum diyeceksin. Oğlum tamam diyeyim de Selin'e gidip Alper'e yalan yanlış şeyler söylersen. Merak etme, ben şahitlik yaparım. Dershane falan yok. Zaten ben uygun bir zamanla gelip annenle konuşmak istiyorum. Tamam Mesut ya. Biliyorsun. Seni seviyorum ama annem çok kızacak buna. Sen hiç merak etme Aysel'im. Ben anneni ikna ederim. Zaten seni ne kadar çok sevdiğimi görünce emin ol karşı çıkamayacak evlenmezsem. Kimselere diyemiyorum, diyemiyorum, diyemiyorum. Zaten zar zor düzeldi araları. Mesut'u Bora'yı gördüğünü söylersen yeniden araları bozulacak. Bunu mu istiyorsun sen? Ya ben öyle bir şey ister miyim hiç ya? Ben evlenmelerini istiyorum. Ama yine de kaptana yalan söyleyemem.
Bu yalan değil ki. Pembe yalan. Peki ya o Boru mudur, Bora mıdır nedir o çocuk? Hala yengemin peşindeyse? Bora yeniden Aysel'in karşısına çıkarsa merak etme onu ben mahvederim. Yok yok. Durum içime sinmiyor. Seni çok sevdiğimden haberin var mı? Benim de mi hatırım yok? Senin hatırın olmaz mı be güzelim? Yani Neşe'cim var tabii. Tamam. Anlaştık. Mesut kaptanımla Aysel yengemin huzuru kaçmasın. Değil mi? Ay, benim huzurum kaçtı. Limonata getireyim mi? Yok. Vermiş, bakamamış o da. Fahri tamam. Kamerayı getirecek, çekimi yapabiliriz. Hay yaşa, nur ol sen ya. Nur ol. Teşekkürler. Yani ben de biraz merak ettim, ne yapayım işte. Ha işte, bu konuda anlaşacağız seninle. Bu merakın kadını erkeği olmaz. Unisex. Ne? Unisex. Ay sen şu Veysel'i iyice uyardın değil mi? Mesut Bora'nın kim olduğunu öğrenirse vallahi öldürür o çocuğu. Harold yani merak etme. Veysel söylemesin diye her şeyi yaptım ya. Elimden ne geliyorsa yaptım. Ya yine de ben güvenemiyorum. Zaten yeni barıştık Mesut'la. Tekrar sorun çıksın istemiyorum. Aysel. Sen de benim gibi böyle gerçekleri söyleyip kurtulsana. Hayır yani daha rahat diye söylüyorum. Yanlış anlama. Ya olmaz. Hayatta yapamam öyle bir şey. Sen kasıtı verdin değil mi? Kaseti provaya gitmiş. Provadan dönsün, gideceğim bakkala hemen vereceğim. Umarım kek gibi olmaz. Bir kere de kurtulursun. Sana. Önemli bir şey değil baba ya. Nasıl önemli bir şey değil? Oğlum elin yüzün kan içinde ya. Kavga mı ettiniz? Atilla böyle bir şeyler olduğu zaman sen bu Emin ağabeyine söylesene yavrum bak la. Mahallenin bugüne bugün asayişi Emin ellerde. Ya provadan çıkarken böyle uzun saçlı küpeli görünce laf attılar. Biz de dayanamadık daldık. Ama çok kalabalıklardı. Bir de Emin abi o sopaları marangozla özel mi yaptırmışlarsa pis hırpaladılar bizi ya. Ya oğlum evladım kaç defa dedim ya şu saçını kes diye bak başına ne işler geldi ya. Baba insanları sırf dış görünüşü yüzünden hayat tarzları yüzünden yargılayamazlar. Neyse ki gitarı iyi kurtardım sapasağlam. Bak bak hala gitar diyor. Hala gitar diyor. Ya bu gitar yüzünden başına gelmedik şey kalmadı. Hala gitar diyorsun. At şu uğursuz şeyi. Baba gitarın ne suçu var ya? Allah. Tüh tüh ah. Tüh. Önce üniversite. Sonra bu gitar mitar işleri bu oğlanın ayarı iyicene bozuldu bak. Ben sana söyleyeyim. Zaten rahmetlik ebem derdi ki bu gitarın hani orta göbeği var ya, oradan derdi içeriye şeytan kaçarmış günde iki sefer. Bak bir sabah bir akşam tok karnına. Anladın mı? Senin yapacağın iş bu gitarı alacağın gizlice torla topla tamam mı? Götür okut sat azıp kediyeceği gibi ver gitsin ha. Ne vermeyecek? Hem de vallahi ver. He? Ver gitsin. Bu gitarın lavtanın atası ecnebi zaten. Ecnebinin müziğinden bize hayır fayda gelir mi ya? Bizim kendi müziklerimiz var. İzzet Altınmeşe'den, Seyit Al'dan. Çalsın çalsın dinlesin.
Ulet beni iflah etmez deliler. Long lang 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 lang. Benim dert çekmeye de dermanım var. Aman, aman sürmeliyim. Oradan sana odur. Bir gün pikniğe gidelim de ben saz götüreyim, bak görürsen. Eskimden işte. Şoförümle haber yollatınca hemen geldim. Bir sorun mu var? Aysel'in dershanede burs kazanmasıyla senin bir ilgin var mı Orhan? Sana söylüyorum. Duymadın mı? Bir ilgin var mı diyorum. Hayır. Tabii ki yok. Bak Orhan. Kızımı dershaneye kayıt olmaya götüreceğim. Umarım senin bu burs olayında bir ilgin yoktur. Yok dedim ya. Bozma bizim huzurumuzu. Ben kızımı kendi imkanlarımla okuturum. Senin yardımına ihtiyacımız yok bizim. Atilla. Aa, ne oldu sana öyle? Önemli bir şey dur, yok ya. Dur bir dakika. Kavga mı ettin? Pek kavga gibi değil. Daha çok dayak yedim. İki hafif dedik. Pardon. İstemeden yaptım. Bugün sorguya çıktım ama anlayamadım tam olarak kim olduğunu. Ekmeğinin peşinde bir gariban gibi gözüküyor. Zaten İstanbul'a böyleleri doldu. Yani nerede hırsız, kapkaççı var? Hepsi burada. Ayıptır arkadaşlar. Yani bilip bilmeden kimsenin günahını almamamız gerekiyor değil mi? Ya bırakın şimdi lafı mafı arkadaşlar. Bak beni dinleyin. Benim komiser bir arkadaşım var. Telefon açayım. Sorguya çeksin şunu. Yok be Nur abi ya, daha sabah konuştuk biz. İş mi arıyormuş neymiş, öyle bir durum varmış. Öyle mi? Hı. Afiyet olsun arkadaşım. Sağ ol, sağ ol. İş arıyormuşsun, öyle duyduk arkadaşlardan. He vallahi öyle, memleketten çıktık, ekmeğimizin derdine düştük ya. Kolay gelsin kardeşim. Ne yaptın Mehmet Ali kardeş, baktın mı iş güç falan bugün? Bugün gittim, bir inşaata görüştüm. Ustabaşı geldi, şöyle bir baktı bana. Ne dese beğenirsiniz? Dedi ki, senin gücün kuvvetin pek yerinde görünmüyor dedi. Ama ben ne dedim peki? Dedim ki, sen hiç merak etme. Ben taşı sıksam suyunu çıkarırım evvelallah. Aldı mı işe bak? Yok, almadı. Evet, Özlem, ne verecektin bana? Nerede o gitarı senin? Baba, ayıp oluyor ama Özlem'in yanında şimdi. Özlem yabancı değil.
Bu gitarı bir daha elinde görmeyeceğim senin Atilla. Özlem be Ayman'a kimin kaseti ki o? Ben çok severim müziği. Yok. Kız ben çok severim müziği. Bak akşam da nöbetteyim. Dinleyeyim hem sıkılmamış olurum. Yok Emin abi olmaz. Yok yok ver bir bakayım. Kız çekip geri getireceğim. Ne oldu? Emin abi. Kız bir bakayım. Kız. Vallahi babana söylerim bak ısırılmaz öyle. Getir bakayım de. Emin abi bırakır mısın onu verin. Özlem ver bir bakacağım. Aba kırdı Allah gözün kör olmasın. Güzelim kaseti hiçledi de attı ya. Kaç para o? Yanlışlıkla yaptım. Oo. Hiçledin güzelim kaseti kaç para o ya? Ederim tabii kızım. Ederim, niye etmeyeyim? Anne, çıkacak mı babam bu akşamda? Bilmiyorum kızım, saate bakıp bakıp duruyordu. Ben sorayım mı? İyi tamam, sor. Babacığım. Efendim kızım. Sen bu akşam da çıkacak mısın dışarı? Evet kızım. Bekir, oğlum ben de mi gelsem seninle? Ne zamandır çıkmıyorum dışarı, sıkıldım. Dışarı çık tabii baba, hava al. Senin için de iyi olur ama benimle olmaz. Neden olmaz? İşim var baba benim. Baba sen yemeğe mi çıkacaksın? Ne bu sorgu sual kızım ya? İşim var dedim ya. Aa. Şimdi bunu da buradan yapıştırdık mı buraya? Oldu gibi ha? Teşekkür ederim babacığım. Rica ederim yavrum. Ben ne yaptım ki? Maşallah yapmışsın sen zaten. Mimar olacak kızım benim. Mühendis olacak. İnşaatlar, binalar yapacak. Aferin kızım. Aferin. Gel şimdi bak. Görüyorsun değil mi hayatım? Bak saat kaç oldu. Mustafa hala ortada yok. Nerede bu çocuk? Nerede olacak şekerim? Babası gibi iş bitiriyor işte. Ne güzel gitti, dekorasyon işi aldı. Oh, onunla uğraşıyordur. Ne olacak? Ya bitirsin, bitirsin de o döşetti evin paralarını da getirsin bir an önce yani. Getirir şekerim, merak etme sen. Ya seninki de laf mı hayatım ya? Merak etme. Yani yüklüce bir para ya. Getirsin de kasaya koysun bari. Baba. Efendim oğlum. Ya ben şu karton evi anlamadım. Yardım eder misin? Ya oğlum sen ne uğraşıyorsun öyle kartonla martonla ya? Ben sana para vereyim. Bunların böyle birbirine girmeli çıkmalı şeyleri var. Onlardan al. Uğraşma böyle şeylerle. Aman evet. Sakın. Ne uğraşacaksın öyle adi kartonla falan? Versin babişkom para. Al şekerim. Elma. Canım çekti be. Ya al. Kime satarsan sat. Para mara da istemiyor. Ya Lütfi abi. Abi gitar Atilla'nın değil mi? Hı. Atilla'nın. Atilla'nın da çalmayacak. Çalmasın da artık. Hemen bir an önce birine sat. Atilla'ya da bir şey deme. Ne yapayım ben? Ne edeyim? Verme adama. Tamam Lütfü abi, tamam. Arda ha. Geç mi gelirsin? Geç gelirim. Zeynep'i yatırdım zaten. Siz de uyuyun, beklemeyin beni. Anladım canım. Kaçta geleceğini söylersen beklerim istersen. Yok hayatım yok, hiç gerek yok. Arkadaşlarla öyle toplanalım dedik. Ya ben geç gelirim. Yani siz beklemeyin beni, tamam? Tamam. Hadi. Nereye baba? Bu işi çözme ya kızım. Dur dur. Ayakkabılarını vereyim. İyi geceler Lütfü. Hayırlı nöbetler Emin. İyi geceler Bekir. Sağ ol Bekir abi. Ne yanına gidiyorsun? Biraz işim vardı. Nerede? Hadi eyvallah. Eyvallah. Hadi uğurlar olsun. Güle güle. Her gece nereye gider ki bu Bekir ya?
işin sonuna bak sen. Gece böyle çıkmaya alışırsa bu memur maaşıyla evin yolunu bulamaz. Gitti. Bekir de gitti. Arabesk açacaktım ben bundan ama Araplar çekmiyor bu yalelliği. Neden mi acaba? Aa, hoş geldiniz. Ne haber Cimcime? İyiyim. Sizden ne haber? Amca yok mu? Babam yok ama annem içeride. Geçin. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ ol. Sen sabahtan beri Tuğba tuttur. Sevinç yengeme gidelim, Sevinç yengeme gidelim. Sevinç yengeme gidelim, Sevinç yengeme gidelim. Yok ondan biçki dikişle ilgili taktik alacağım, bilmem ne yapacağım. Bizimkinin biliyorsun gözü güzel, huyu güzel, eli de çok güzel. Şimdi de dikiş dikecek bana. Buyurun buyurun, hoş geldiniz. Geçin oturun çocuklar. Hadi bakalım. Geç. Niye geldik buraya Mustafa, anlamadım ki. Dikiş nakış kursu. Hadi, hadi. Buyurun buyurun. Hiç rahatsız olmayın. Hadi bakalım. Sen ne yapıyorsun? Ne haber? Cimcime. Çay koyayım. Hadi koy kızım. Bak, bak. Saat kaç oldu? Hala gelecek beyefendi. Oh, çok sinirlisin Nuri. Bırak gelir, merak etme. Bak bakayım, belki Mustafa'dır. Bak, sana açık seçik ifade edeyim. Şuna söyle, paraları bir an önce getirip kasaya koysun. Efendim. Şükrancığım merhaba. Müsaitseniz çay içmeye geleceğiz size. Olur Melahat Hanımcığım, tabii ki. Bekleriz. Aa, tamam, görüşürüz. İyi akşamlar. Ay, bıktım ben bundan. Vallahi bıktım ya. Ne yapacağız biz Nuri? Her akşam her akşam gelebilir miyiz diye böyle ne yapacağız? Ben yapacağımı biliyorum hayatım. Vallahi ben bu kadını bu saatte çekemem. Ben yatmaya gidiyorum. Ha, ben oturacağım. Ne yapar, sen yap. Özlem, babam uyumadan eve giremem ben. Neden? Ya bir para mevzusu var, işler çok karıştı Özlem. Benim başıma çok iş açılıyor, hepsini de kendim açıyorum yani. Hep yalan söylüyorsun, hep bir şey karıştırıyorsun. Ne yapayım, ne yapayım? Tuğba'yı ayrı memnun et, annemi ayrı memnun et. Babama karşı zaten çok kötüyüm. Ne yapacaksın? Gitgide sarpa sarıyor Özlem. Ben hakikaten çıkamayacağım işin içinden. Geçenlerde biçki dikiş falan dedi de buraya kaçtım ya. Buradan sonra ne yapacağım? Senin işin de zor yani. Ne diyeyim şimdi? Özlem ne yapayım? Dikiyor mudur acaba? Kapatık babuş. Öyle mi? Ben de zaten gidiyordum. E hadi bana müsaade o zaman. Ya et. Ya buralarda sabaha kadar açık kahve var mıdır? Senin kalacak yerin yok değil mi? He vallahi yoktur. Ay bayıldım bunlara Sevinç yenge. Ben bir ara yine gelsem de bir iki elbise modeli alsam. Tabii ki kızım, ne zaman istersen gel. Mustafa kalkalım mı artık, annem bekliyor. Gidelim mi? Oturmayalım mı? Öğrendin mi, ne yapalım? Evet, kalkalım, gene gelirim ben. İyi, kalkalım o zaman, ne yapalım değil mi, ne yapalım? Öğrendin mi şeyler? Evet, teşekkürler yenge. Ne demek kızım? Nasıl kabiliyetli biliyor musun? Yetenekli. Acayip, eli çok güzel. Yemeği de güzel yapıyor, dikişi de güzel dikecek sayende. Hadi bakalım. Hadi. Görüşürüz yenge. Hadi iyi akşamlar. Yenge görüşürüz. Madem gidecek yerin yok, senle bu gece burada kal. Sağ olasın Zeki Usta. Haydi hayırlı geceler kardeşim. Tükkan sana emanet, göz kulak ol. İyi nöbetler hemen. Hayırlı akşamlar Lütfü abi. İyi geceler Zeki.
kapatmadan acık kaymaklı bisküvi ver de ben biliyorum dengemi. Acıkırım ben gece ya. Oğlum nöbet mi tutacaksın, piknik mi yapacaksın ya? Yok bisküvi bisküvi. Vallahi senin dükkanını korumam ben ha. Bir kuşa sinerim, seyrederim hırsızı. Karınca gibi çeker öteyi vereyim ne varsa ha. Benim bellerim, yanlarım tutuluyor burada. Sandalye köşelerinde nöbet tutuyorum, canımı ortaya koyuyorum. İki tane eri bisküvi esirgiyorsun sen benden. Ya, tamam, tamam, bağırma. La hevle ve la kuvvet. Küçük esnaf. Ye. Helal et, helal. Helal olsun. Oh, çöpeceğim. Allah Allah. Hadi, iyi geceler. Sana da iyi nöbetler. Hadi güle güle. Yengeme selam söyle. Baş üstüne. Söylemedin oğlum. Şekerim babanın emanetini aldın değil mi? Hı hı. Aldım anne aldım. Hı hı. Allah muhafaza yüklü bir para çünkü. Kasaya falan koydun. Tabii tabii her şey kontrolüm altında anneciğim. Aferin sana. Görgüsüz kadın ne olacak? Tuğba'cığım Mustafa belki söylememiştir. O klimayı söktürmüştük ya. Onun yerine tekrar Nurişko'ma söyledim. Şahane ikinci klima geliyor. Hiç merak etme sen. İkinci klima mı? Şey canısı. Hani klimayı söktürüp öbür tarafa taktırdık ya. Annem diyor ki biz ikincisini sipariş ettik. Bizi düşünmenize gerek yok diyor yani. Ay anneciğim niye zahmet ettiniz? Ne demek canım koskoca klima. Nereye gidiyorsun? Hey, ne oluyor be adam? Mustafa dede. Ha benim. Ne var? Ne yapıyorsun üstüme? Lan yoksa hırsız sen misin? Ne hırsızı? Fesübhanallah. E dedem kurban olayım. Hayalet gibi geziyorsun. Hafiye gibi giyinmişsin. Yanıltıyorsun adamı ya. Ya oğlum herkesin de kendine göre bir işi var değil mi? Hadi hadi selametle. Ne yiyorsa akşama da besleniyor. Yani bu nişandı, hazırlıktı, bilmem neydi derken Tuğba'mla şöyle sinemaya gidemiyoruz, pastaneye çıkamıyoruz. Hani ben diyorum ki canısı acaba şöyle güzel bir plan mı yapsak yarına ya? Ha? Dolaşsak biraz. Ay ne iyi olur Mustafa. Uzun zamandır sinemaya gitmedik. Ay ne film oynuyormuş? Ay uzun zamandır Nurişkom da beni sinemaya götürmedi de. Anne, ben bakarım filmlere, bilet de alırım, babamla gidersiniz. Aferin Mustafa'ya. Ay şu Şükran'a bakın hele. Utanmasa kendini zorla davet ettirecek. Ay şimdiki nesle bayılıyorum. Yani bu çocuklar doğuştan özgür, yaşamayı biliyorlar. Pastanelere gidiyorlar, kafelere gidiyorlar. Ay içim çekti vallahi. Ya. Anneciğim, canın pasta tatlı bir şeyler çektiyse biz gelirken paket yaparız. Çocukları iki dakika rahat bırakmayacak. Gerim gerim gelecek oğluşum. Yani isterseniz gelin diyeceğim ama. Aa, yok canım, ne işimiz var gençlerin yanında. Siz böyle baş başa gidin hayat. Tabii ki canım. Siz keyfinize bakın. Boncuğumu alıp şöyle sahile inmeyeyim mi? İyi. Ya koluma giriyor yürürken anneciğim. Ya gözleri çok güzel, huyu da çok güzel. Huyu çok güzel. Bir başlıyoruz, koluma giriyor, içim böyle çekiliyor.
Ben de Nuri Şikom'a söyleyeceğim. Beni de götürsün sinemaya. Bizi kıskandı. Canısı, yarın o zaman 5'te kafede buluşalım. Hop, oradan gideriz. O zaman o şekilde yapalım. En dolce bir daha. Yaptı ya. Bu saatten sonra hırsız neyi gelmez. Acı yiyecek bir gözlerimi dinlendireceğim ben abi. Hadi bakalım. Ona kadar say Emin. Bir. İki. Demek o yüzden her gece dışarı çıkıyormuş. Evet kızım. Kendine ek bir iş bulmuş. Maaşları da zam gelmedi deyip duruyordu zaten. Demek söylemek istemedi bize. Hep böyledir Bekir'im. Hiçbir şey yansıtmaz bize. Gerçekten de böyleydi babam. Mutlulukları, sevinçleri paylaşırdı ama kötü şeyleri ağzından duymak mümkün değildi. Bir gün bile şikayet ettiğini görmedim babamın. Şimdi düşününce nasıl başardığını hep merak etmişimdir. O azıcık maaşıyla bile bize mutlu bir dünya kurmuş. Afiyet olsun. Oo, beyefendimiz de teşrif etti sonunda. Al bakalım. Çalışıyorum baba. Aldın mı paraları? Paraları? Paraları. Aldım tabii baba. Nerede peki? Şöyle. Baba, koşun arabaya hırsız girmiş. Ne? Teşekkür ederim, yeter. Sağ olasın. Başka bir şey ister misin? Ekmekleri de kızarttım senin için. Taze ekmek de gelecek. Teşekkür ederim, sağ ol. Yumurtayı da sevdiğin gibi yaptım. Eline sağlık. Hayırdır, bugün benim doğum günümde benim mi haberim yok? Aa, aşk olsun. Bekir. Hı, efendim. İstersen ben de çalışabilirim, biliyorsun değil mi? Gerek yok hayatım. Geçin özesi çok şükür. Baba. Nuri amcamın arabasına hırsız girmiş. Ben bir bakayım. Afiyet olsun size. Tamam Nuri. Ya Nuri abi, ben laf anlatamıyor musun sana ya? Ses ah. Ya sabah da sabah gözümü yummadım diyorum ben ya. Acıcık bir bağrım geçmişmiş. O arada bindirmiş namussuzlar. Ya Allah aşkına bırakın be. Allah'ını seven ya, bıraksın ya. Sakin. Biliyorum ya, bu bilerek yaptı ya. Biliyorum, gitti benim araç telefonum, gitti. Ya sen niye ben kabahat biliyorum? Ben mi dedim alemin hırsızına git de Nuri'nin telefonunu al da geldi. Ya oğlum, biz seni nöbetçi seçmedik mi mahalleli olarak ya? Ha? Sen nöbetçi değil miydin dün akşam? Niye uyuyorsun ya? Niye uyuyorsun? Niye? Askerliydi ya bu. Ben löbet tutacağım sabaha kadar. Mahalleliliğimi mi yakacaksın sen benim? Tezkeremi mi vermeyeceksin sen bana? Uykum geldi diyorum sana. Uykum, uykum. Lütfü abinin püskürtleri ağırlık yaptı. Haram etti Allah. Ya bir dakika dur. Ne püskürtü? Allah Allah. Beni karıştırma oğlum bu işin içine. Geçmiş olsun. Sağ ol. Emin, sen nöbette mi uyudun? Ya Bekir abi, yemin ediyorum acık böyle dalmışım ıssım. O arada şey olmuş ya. Ya Emin. Bütün mahalleli olarak biz sana güvendik yani. Hata etmişiz demek ki. Ya çok sakin görünüyordu ortalık. Birden böyle bir bağrım geçmişmiş, kelallığın bağına dönmüş. He vallahi o. Ben bizim tikanda kalan garibana da sordum. Hani böyle zamanın kendine bir ses falan duydu mu diye. O da bir şey duymamış. Ya Zeki, sen ne ediyor belirsiz herifi dükkanda mı yatırıyorsun? He. Neydim abi, gariban evi yok, yurdu yoktur. Dedim kal. Kaldı zaten, zaman da helallaştı gitti. Bittim ben, bittim. Bakın size açık seçik ifade ediyorum. Kesin benim araç telefonumu o çaldı. Bak hala, Kodaman, sana bir şey olmasın. Cana geleceğine mala gelsin ya, boş ver. Evet. Ya tutmayın, Allah aşkına ya, tutmayın ya. Ya bir dur ya, lütfen ya. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam.
yakalarsan zaten mahvolur ya. Çocuktur ya. Tamam. Daha kaymaklı bisküt yiyor çocuktur abi ya. Beşikten attım, maç bitti. Of, çok susadım. İleride yeni inşaat var, istersen oraya gidip su içelim. Ama benim canım gazoz istiyor. Paramız yok ki, nasıl alacağız? Geçen sefer nasıl aldıysak öyle. İşte. Baba, ha? Dersten sonra provaya gidecektim. Gitarımı bulamıyorum. Gitar falan yok artık. Nasıl gitar yok? Ya o gitar bela bela. Başına bela. Attım gitti. Baba, nasıl atarsın gitarımı? Hem o saçlarını kes, küpeni de çıkar. Git adam gibi okulunu oku. Çalgıcı ol diye üniversiteye göndermedim ben seni. Ah Emin, ah yaptın yine yapacağını be. Ben bunun hesabını sana sormaz mıyım ha? Sormaz mıyım? Norişkom, üzülme sen hiç. Yine güzel bir araba telefonu alırsın sen, merak etme. Hayatım, ben ona binlerce mark verdim, biliyor musun sen? E tamam, bak ne güzel oğluşkomuz güzel yeni dekorasyon işi de aldı. Ondan kâr edersin, sen de yepyeni kocaman yeni bir kocaman bir telefon alırsın arabaya. Ya annen doğru söylüyor valla. Ne yaptın, getirdin mi paraları? Şey baba, ben aslında getirmiştim parayı da. Dahası ne oğlum? Paralar arabadaydı ya. Baba. Aman. Baba. Aman. Baba. Baba. Kolonya getir, kolonya getir. Aman, Nuri, Nurişkom. Baba, 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 anne, baba. Dur yavrum. Baba. Baba. Nurişkom. Git baba. Sütlü kahve. Dersten kaytarmıyorsun değil mi? Hayır, bir şeyler içelim dedim. Sen dün bana kaset mi verecektin? Hı hı. Ya çok beğendiğim bir müzik grubunun bir şarkısını çekmiştim de. Bir daha çeker misin? Olur, çekerim. Senin canın mı sıkkın biraz? Biraz sıkkın. Babam gitarımı atmış da. Gitarını mı atmış? Gizemli kızla aramız oldu. Dün de sırf dış görünüşüm yüzünden başıma gelenler. İnsanları bilip bilmeden yargılamak ne kadar kötü değil mi? Ama bu olay bazı şeylerin farkına varmamı sağladı. Gizemli kız bir arasın, onu ne kadar sevdiğimi söyleyeceğim. Yani dış görünüşünün, kılığının, kıyafetinin hiçbir önemi yok. Ne olursa olsun onu sevdiğimi söyleyeceğim. Gerçekten dış görünüşün bir önemi yok mu? Yok Özlem. Yok. Belgesel çekiyorsanız size yardımcı olurum tabii ki. Böyle röportaj havasında falan mı olacak? Ha, evet evet. Bizim böyle bazı sorularımız olacak. Onları cevaplamamız bizim için yeterli. O zaman şöyle kafeye buyuralım. Güzel bir mekanda yapalım röportajımızı. Hadi. Ya zengin, görgülü, görmüş geçirmiş adamın hali başka oluyor ya. Gelişmeye tabi oluruz ya. Gökhan, yürü eve. Lütfü amca. He. Annem yolladı. Ver bakayım. Gazoz, levlebi tozu, bisküvi. Annen mi istedi bunları? Şey, evet, annem istedi. He. İyi. Şimdi sen annene git selam söyle.
Lütfü amcam hepsini hazırlayıp kendisi getirecekmiş de. Listede bende kalsın. Ama acilmiş Lütfü amca. Bir an alır giderim. Tamam oğlum. Ben hazırlar getiririm dedim ya. Hadi sen selam söyle. Hadi hemen hadi. Ben getireceğim yürü. Vermedi. Hadi ya niye? Oğlum ben yandım. Lütfü amca anlat durumu. Ben sen demiştim Gökhan. Merhaba Osman abi. Merhaba Özlem. Ben şunu vermeye geldim. Ha sağ ol. Koy oraya. Koy. Öyle koy. Ne kaydettiniz? Şarkı mı söylediniz yoksa? Evet şarkı söyledik. Ya şarkı demişken, senin abiyle müzikle ilgilenen, ne bileyim, bir lisede müzik grubunda çalan bir tanıdığın varsa elimde bir gitar var da vermek isterim hemen. Gitar mı? Gitar. Sen yabancı sayılmaz. Lütfü abi Atilla'ya gitarı geri vermemek için getirdi bana. Ben de Atilla dükkana girip gitarı görecek diye ödüm kopar. Vereceğim birine parası daha öyle. Tamam. Benim müzisyen bir arkadaşım var, gitar çalıyor. Aa, ne dersin? Tabii, ben alayım gitarı, veririm ona, hem çok sevinir. Özlem, vovva, ne iyi olur. Bas. Lütfü abi görmezsin çaktırmadan git, tamam mı? Tamam. Görmezsin. Tamam, merak etme. Görüşürüm. Selamet lan. Oh, kurtulduk ya. Şimdi hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Orhan Bey, kaç yaşındasınız? 42. Çok güzel. Başınızdan herhangi bir yüzsük, evlilik gibi bir şey geçti mi bir bayanla? Hayır, geçmedi. Bizim bu Şirin semtimizde herhangi bir hısım, akraba, tanıdık böyle bir düşüp kalktığınız bir insan var mı? Hayır, yok. Yani bu nasıl bir belgesel anlamadım ben. Şöyle bir şey. Feminik Hanım isterdiyseniz bu soruya siz cevap verebilirsiniz yani. İsterdiydim. Şöyle ki ben açıklayayım size. Bu biraz gizli. Biz çok özel bir fikir bulduk. O yüzden de çok açık edemiyorum ben şu an. Değil mi? İşte yani fikir orijinal olduğu için hani gazı kaçmasın diye. Ama bu an yayılmasın, gizli tutuyoruz onu. Siz kendinize tevcih edilen suallere cevap verin ya. Vay hayta vay. Şuraya bak, kendine liste yapmış abur cubur almak için ha. Gofretler, çikolatalar. Şuraya bak. Gazozlar, kolalar. Vay hayta vay. Çocuktur dedim. Önce canı çekmiştir dedim. Bir sefer verdim. İçime bir kurt düştü. İkinci kez gelince işkillendim. Vermedim. İyi ettin Lütfü. İyi ettin. Şimdi bu torbada bütün liste var değil mi? Hepsi var mı burada? Hepsi burada. Tamam. Sen hiç merak etme. Ben yapacağımı biliyorum. Sen rahat ol. Atilla abi bunu sana getirdim. Gitarımı nereden buldun? Bilmem, Özlem ablam yolladı. Çektiğim kaseti veremedim ama umarım bu hediyem çok hoşuna gider. Evet,
röportajımızın bu bölümünde son soruları tevcih edeceğiz. Yeterince sordunuz zaten. Evet. Şimdi Orhan Bey, bu hayattaki en büyük pişmanlığınız nedir? Hani böyle köpeklerden pişmanım dediğin. Çok sevdiklerimi terk etmek. Peki şimdi son soru ama dikkat edin. En cafcaflı cellobello soruya geldi. Hiç aşık oldunuz mu? Orhan Bey, tekrar ediyorum. Hiç aşık oldunuz mu? Evet, evet oldum. Evliliği var mı? Uzun yıllar önce miydi yoksa hala hazırda da aşık mısınız? Evet, evvelceydi ama hala aşığım. Sırası. Hadi. Tamam dur. Hadi. Nasıl saçın başın düzgün değil mi? Çok güzel oğlum, süpersin. Hadi göreyim seni. Hadi. Merve, merhaba. Merhaba. Kitap güzel mi? Çok güzel. Ben sana bir şey söylemek istiyorum. Evet. Bunu sana vermek istiyorum. Nedir bu? Ya bunu ben gidince oku, olur mu? Peki. Gökhan! Gökhan! Hayatım bırak da şunu kulaklarından tavana asayım da yalan söylemek neymiş görsün. Gel lütfen, amcan siparişleri getirdi. Gel. Ya oğlum, ben sana kaç kere söyleyeceğim yalan söylemeyin diye. Bak. Al. Al. Al bunu da. Biz sipariş ettik ya sana. Tamam mı? Hayatım bıraksaydın da şunun dersini bir verseydim ya. Aman Nuri'cim, ne uğraşıyorsun küçücük çocukla? Zaten bu aralar zayıfladı biraz. Baksana korkudan beri pancar gibi olmuş, kıpkırmızı bebeğim benim. Kim zayıfladı? Nuri'cim, bakma öyle böyle pancar gibi sıkı duruyor ama kilo kaybetti, hissediyorum ben. Ya bırak Allah aşkına, bırak ya. Artık tüm gerçekleri biliyorsun. İnan senden başka kimse yok aklımda. Eğer benimle çıkmayı kabul edersen, arkadaki seçeneklerden birini yırtıp kağıdı bana verir misin? Gizemli kızın kim olduğu önemli değil mi dedi? Ya ne duruyorsun, hadi arasana. Allah'ım sonunda kavuşuyorlar. Ne arayıp seni arayan ben mi diyeceğim? Kıldı yani. Durdun kabahat kızım. Atilla, sen, ben, Mesut beraber dolaşacağız.
Ben ne oluyorum acaba? Sen de hep bizimlesin canım arkadaşım. Ama dur, arkadaşımızın mutlu günü bu ya. Ama sen niye oturuyorsun? Sen bu kadar konuşursan kız arayamaz. Hadi kalk, kalk, kalk. Tamam, hadi. Hadi. Tamam. Aa, mendil, mendil. Ay, ne gerek var artık? Hadi ara. Ay, doğru. Ya. Sırasıydı sanki. Tamam, sakin. Atilla? Özlem, gitarımı nereden buldun? Ya sen harika bir insansın. Çok teşekkür ederim. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Özlem, seni kardeşim gibi seviyorum. Çok iyi oldu ya. Ne zamandır baş başa bir şey yapamıyorduk. Acayip iyi gelecek bak. Ay evet ya, ben de çok sıkılmıştım. Nişan da hazırlıktı. İyi olacak Mustafa. Sahile de gider miyiz? Gideriz. Gider miyiz? Gideriz. Tubik. Canısı annem mi o? Ay evet, ne işi var ki? Hoş geldiniz. Sürpriz. Ay evde çok sıkıldım. Dedim ki gideyim oğlumla kızımı bir göreyim. Oy, oy, oy. Hayret, biz siz gelmezsiniz diye düşünmüştük ama. Mustafa, annen geliyor. Anne, hayırdır? Merhaba. Ah, Melahat Hanımcığım, siz de mi buradaydınız? Ay evet, yani geleyim dedim, gençlerle biraz sohbet edeyim. Malum, onlar benim sohbetimden çok keyif alıyorlar Şükran Hanımcığım. Çok. Öyledir muhakkak tabii. Hadi Mustafa. Hadi. Sinemaya gideceğiz. Ha, böyle beraber. O zaman o şekilde yapalım. Hadi bakalım. Kalk canım. Hadi. Al ödüneyim. Vereyim canım. Tubik, ayrılma. Bir şey söyleyeyim mi? Bu Süfeyla'nın Orhan arasında bir bağ var bence. Aslında sen bunu ilk söylediğinde ben pek inanmamıştım ama şimdi biraz şüpheleniyorum. Ha. Sen deli misin? Adama hiç aşık oldunuz mu diye sordum. O gözlerini, gök gözlerini çeyizciye dikti, süzdüre süzdüre baka baka aşık oldum dedi ya. Şöyle de yaptı da, görmedin mi? Gördüm. Bir de en büyük pişmanlığım sevdiklerimi terk etmek oldu dedi. Ha. Bu Aysel'in babasızlığı durumu da malum. Yani kız dal dibinde mi bitti? Yok artık, o kadar da değil ya. Bu kadar komplo teorisi pes yani. Pes. Lütfü abi. Seninki valizleri almış geliyor daha bak. Akşama soygun hazırlığı var. Ya Emin, bu sakal var ya, seni çalsa, alsa o bavulların içine koysa, bir yerlere atsa da ben senden kurtulsam ha? Ha, öyle mi canım? Yerin genişlerdi değil mi? Bu adamı istemiyorum ben bu mahallede. Katil beldesi değil burası. 5 yıldızlı katil köyüne çevirdi burayı. Ama ön yargılısın ya. Ha, belki adam biraz içine kapanık ama iyi kalpli. Niye öyle söylüyorsun? Hele hele hele. Hele hele hele. Şu saçına bir taş tak, taç. Böyle saçaklı saçaklı gezme. Zeytinin içinden şu kadar kılın çıktı, simsiyah. Nereden biliyorsun benim kılım olduğunu? E kimin kılı? Başka kara kız mı var bu mahallede? Nerede yaşıyorsun? İngiltere'de mi yaşıyoruz? Herkes kara saçlı burada. Şöyle temizce bir tülbent ör, bir saç tak, bir taş tak, bir şey yap bunun şuna. Sakalı, bir. Bunun saçı başka bir derdi yok. Düzgünce bir şey yap. Tamam. Keçi gibi. Tamam, bitti. Keçi gibi. Tamam, şişt. Thank you.
Veysel. Var sende bir haller. Yok abi, ne olsun? Var var. Koçum bak, bana söylemek istediğin bir şey varsa çekinme. Zaten zar zor düzeldi araları. Mesut'u Bora'yı gördüğünü söylersen yeniden araları bozulacak. Bunu mu istiyorsun sen? Ya ben öyle bir şey ister miyim hiç ya? Ben evlenmelerini istiyorum. İzlediğim aşkımsın sen, sakladığım sevdamsın sen. Gönlümdeki büyük sırsın sen. Yok abi, inan bir şey yok. İzlediğim aşkımsın sen. Neyse. Sakladığım sevdamsın sen. Mesut, oğlum. Senin minibüs şu adresten geçiyor mu? Aysel'i dershaneye yazdıracağım da, eğer senin minibüs oradan geçiyorsa Aysel'e haber vereyim. Sevdiğimden haberin var mı? Yüreğimin sesinden... Geçer Süheyla abla. Aysel'i alıp geleyim. Bir dilek gibi izliyorum senin sevgini. Haberin var mı? Seni çok sevdiğimden haberin var mı? Yüreğimin sesinden bir dua gibi, bir dilek gibi gizliyorum senin sevgini. Nur abi, o ne? Yeni araç telefonum. Sayende yenisini aldık. Aa, eski değildi öteki zaten ya. Kötü olduydu. Soyuyordu kenarları hep bütün. En sona yapacağımı biliyorum da işte zamanı var. Şişt. Bu hergele yine buralarda dolaşıyor. Geri gelmiş. Bu ne? Arkadaşlar, bundan sonra uyuma ihtimaline karşılık ben derim ki iki kişi nöbet tutun. Bu akşam Halil, Osman siz tutun da. Tamam Bekir abi, biz tutarız. O hırsızı bir elime geçirsem ben yapacağımı bilirim Bekir abi. Hoş geldin kardeş, gel böyle. Tut şunu. Bravo size ya. Bravo size yani. Hepinizi tebrik ediyorum. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz ya? Benim param gitmiş, telefonum çalınmış. Siz şüphelileri aranıza alıyorsunuz. Yürü, karakola gidiyoruz. Ya ne oluyor? Ne yapmışım ben? Kardeşim yürü, ifade vereceksin. Yürü. Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun sen? Sen bu işe karışma. Yürü. Hiç kimseye böyle suçlamaya hakkın yok senin. Başka kim olabilir ki ya? Günlerdir bu mahallede dolaşıp duruyor, evleri gözetlemeler filan. Yani kahvelerde uyumalar. Zeki, sana da bravo yani ya. Nerede it kopuk var, alıyorsun kahvende yatırıyorsun ya. Ya abi nedir bir elin garibandır, ne istiyorsun garibandan? Ya ben bunları tanımaz mıyım ya? Bunların hep söyle. Kalk diyorum sana, yürü kalk. Abi vallahi ben bir şey yapmadım diyorum. Bırak çocuğu ya, ne yaptın sanıyorsun sen? Aa, anladık paran gitti. Ama değer mi yani gencecik bir çocuğun gururunu kırmaya? Hayır, üstü başı biraz perişan değil, illa hırsız mı olmalı? Bakın hepinize açık seçik ifade ediyorum. Eğer yarın sabah ben bu çocuğu da burada görürsem... O zaman yapacağımı bilirim. Ya sabır. Ama ya yok böyle bir şey. Bir ya sabır, tövbe estağfurullah. Ben hiç görmedim öyle. Mehmet abi, ne olacak? Mehmet Ali, iyi misin? Çocuğun gözleri doldu ya. Ağla, rahatlarsın. Ağla, ağla. Dokun kardeşim, burada sana kimse dokunamaz. Burası benim dükkanım. Kimse dokunamaz sana. Sevinç, ben çıkıyorum. Siz beni beklemeyin. Arkadaşlara takılacağız biraz. Geç gelirim. Tamam canım. Bir dakika. Bunu senin için hazırladım. Nedir? Çalışırken acıkırsın diye düşündüm. Yemek ya. Söyleyemedim. Üzülmeni istemedim. Canım, çok yorulmayacak mısın? Sen benim üçünsün. Hallederiz evvelallah. Hadi görüşürüz.
Kolay gelsin. Sağ ol. Ali kardeş, artık ekmeğini başka yerde arasan iyi olur. Kusura bakma, bu geceden sonra da kendine başka haber bul. Tamam abi, çok sağ ol Zeki abi. Hadi Allah rahatı versin kardeşim. Ya da? Ya diyorum ki kardeşim acaba böyle kafeler zinciri falan mı açsam? Bak önce İstanbul'da bir iki tane yer daha açarım. Ardından Türkiye geneline. Lan yurt dışına kadar gider bu iş biliyor musun? Olur tabii niye olmasın millet yapayı sen niye yapmayacaksın? E tabii niye olmasın kardeşim bak nerede benim defterim? Ben geçen gün bir hesap yaptım. Şimdi kiraya veriyorsun 100.000 lira. Vergi 45.000, elektrik, stopaj, su, cartuz falan onlar da 25.000 olsa çıkarım ben. Allah! Nerede? Osman hırsızı yakalamışlar. Osman git! Ne oldu yavrum? Mustafa hırsızı yakalamışlar.
Yok kurban olurum, sen ne yiğit adamsın ya? Kim, ben mi? Ha? Bakın sizi bu yakala diyor. Şimdi Nur abi, sen şu genç arkadaşımız hakkında... efendim yok bu hırsızdır falan diyerekten... onurunu, haysiyetini aşağılayan tahkir, tezdif dolu ifadeler kullandın mı, kullanmadın mı? Ya Emin, tamam yani... şey yaptık tabii canım, her insan hata yapabilir ya. Demek ki dış görünüş önemli değilmiş değil mi? İnsanın kalbi temiz olmalıymış. Vallahi doğru söyledin Bekir. Dış görünüşün hiç önemi yokmuş şu hayatta. Ya kardeş, sana da çok mahcubum şahsen. Yani sen ne iş yaparsın? Vallahi ben bu şehre geldim, bir ekmek kapısı bulurum ümidiyle. Yani ne iş olsa yaparım. Sürprizlerle dolu olmasını seviyorum. Hayat bizi şaşırtmayı her zaman başarıyor. Bazen yaptığımız en ufak bir hareket bir başkasının hayatını büyük oranda etkilerken, bazen de verdiğimiz en ufak bir karar insanları bir ömür mutsuzluğa sürükleyecek kadar önemli olabiliyor. Ama hepsinden önemlisi, her ne karar verirsek verelim, ne hata yaparsak yapalım, bizim en büyük şansımız bunu değiştirebilmenin yine bizim elimizde olması. İşte hayatın bize verdiği en büyük lütuf bu. Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem. Desinler değişemem, desinler değişemem. Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem, desinler değişemem, desinler değişemem. Hayatta en zor olan bir insanı tanımak, kabul etmek huylarını değişmeden bir olmak. Hayatta en zor olan bir insanı tanımak, kabul etmek huylarını değişmeden bir olmak. Sevgi anlaşmak değildir, nedensiz de sevilir. Bazen küçük bir an için ömür bile verilir. Sevgi anlaşmak değildir, nedensiz de sevilir. Bazen küçük bir an için ömür bile verilir. Başkasını sevemem, deli diyorlar bana, desinler değişemem, desinler değişemem, desinler değişemem. Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem, deli diyorlar bana, desinler değişemem, desinler değişemem, desinler değişemem. Yolun başındasın, değişirsin diyorlar. Oysa sana çıkıyor bildiğim bütün yollar.
Daha yolun başındasın, değişirsin diyorlar. Oysa sana çıkıyor bildiğim bütün yollar. Sevgi anlaşmak değildir, nedensiz de sibilir. Bazen küçük bir an için ömür bile verilir. Sevgi anlaşmak değildir, nedensiz.